Değerli konuşmacılarımız, sevgili konuklar, sizleri Kurumum İstanbul Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. İnovasyon Vizyon Buluşmaları serimizin ikincisini bugün gerçekleştiriyoruz. Konumuz geleneksel sektörlerde inovasyon kültürü inşa etme. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Halit Keskin moderasyonunda bugün Kastamonu Entegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü Doktor Hüseyin Güler'i ağırlayacağız. Oldukça verimli bir etkinlik olacak. Oldukça önemli bir konuda önemli paylaşımlar gerçekleşecek diye düşünüyorum. Moderatörümüz sorularınızı etkinliğimizin sonunda Hüseyin Bey'e aktaracak. Etkinliğimiz süresince ekranın altında yer alan soru-cevap bölümünden, İngilizce adıyla Q&A bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ne olur sohbet bölümünde soru paylaşmayın. Q&A bölümünde ya da soru cevap bölümünde soru ve cevaplarınızı takip ediyor olacağız. Hüseyin Bey bir sunum paylaşacak etkinliğimiz sırasında. Bu sunumu da etkinliğimizden sonra sizlerle paylaşacağız. Şimdi ben ifade etmiş olayım. Tekrar sizi sorma zahmetinden böylelikle kurtarmış olayım isterim. Çok teşekkür ediyorum. İlginiz için, katılımınız için, oldukça yüksek sayıda katılımcımız an itibariyle bizimle birlikte verimli bir etkinlik olmasını dileyerek sözü Halit Hocam'a devrediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Cemile Hanım. Çok kıymetli katılımcılar, ben de her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Sanayi Odası'nın inovasyon vizyon buluşmaları serisi ikincisi düzenleniyor. Bu kapsamda bugün geleneksel sektörlerde inovasyon kültürü inşası ile ilgili Sayın Doktor Hüseyin Güler beyefendi ile konuşacağız, muhabbet edeceğiz. O bilgi birikimlerini bizlerle, sizlerle paylaşacaklar. Tabii Hüseyin Bey aynı zamanda Kastamonu Entegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü. Bu anlamda da onun bizimle paylaşacağı bilgilerin son derece kıymetli olacağını söylemek isterim. Vaktinizi tabii çok ben fazla almadan almak istemiyorum. Hüseyin Bey'e hemen sözü vereceğim. O bir sunum yapacak. Genel bir sunum yapacak. Bizimle bilgi paylaşacak. Hüseyin Bey'in sunumu bittikten sonra sizler Cemile Hanım'ın söylediği gibi soru cevap kısmından merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Aynı zamanda görüşlerinizi de kısa yazabilirsiniz. Sunumun bitimine mütakiben ben hemen Doktor Hüseyin Güler Bey'e sizin yazmış olduğunuz soruları yönelteceğim ve aynı zamanda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Hüseyin Bey, söz sizde. Herkese merhabalar. Kıymetli Halit Hocam, güzel takdim için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İstanbul Sanayi Odası ekibine de bu güzel davet için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sanayi odalarıyla şöyle bir bağım var. Kariyerimin bir bölümünde Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın genel sekreterliğini yürüttüm. Ayrıca şu an halen Kocaeli Sanayi Odası'nda da komitelerde görevlerim var. O açıdan sanayi odaları camiasıyla iç içeyim. Nedenli arkadaşlarımızın nedenli kıymetli bir görev ifa ettiklerinin farkındayım. Bu tür toplantılar, bu tür girişimler de çok kıymetli. Bu arada bugün çok önemli bir gün, çok kıymetli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hem bir evlat, hem bir eş, hem de bir baba olarak kadınlarımızın bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da şu an halihazırda ekibimin de yarısından fazlası kadın mühendislerden, kadın araştırmacılardan oluşuyor. Onlarla gurur duyuyorum. Hep birlikte değer üretmeye gayret ediyoruz. Birlikte varız, birlikte güzeliz. Umuyorum sinerjimiz çok daha kıymetli başarıları, değerleri doğuracaktır. Bu minvalde sözlerime böyle başlamak istedim. Hocam, evet bir sunumum olacak. Ben ana hatlarıyla onu izninizle paylaşmak istiyorum. Sonra devamında hızlıca ilerleriz diye ümit ediyorum. Evet.
Tabii siz genel olarak sunumunuzu bitirdikten sonra biz kıymetli katılımcılarımızın sorularıyla beraber devam edeceğiz. Süper hocam. Değerli dostlar, bugün sizlerle geleneksel bir sektörde açıkçası inovasyon ile fark yaratabilir miyiz? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Tabii inovasyon ile fark yaratmak deyince bu konuyu segmentlere ayırmakta fayda var açıkçası. Çünkü inovasyon konusunu görüşürken farklı düzeylerde konuşabiliyoruz. Bu gayet doğal, gayet de mantıklı. Çünkü farklı düzeylerde bir araştırma konusu artık inovasyon. Hemen ben size 4 tane düzey tanımlamış olayım. Bunlardan bir tanesi ülke düzeyinde inovasyon, ki bu inovasyon politikalarının konusudur. İkincisi bölgeler düzeyinde inovasyonu konuşabiliriz. Mesela işte Tekirdağ'dan alıp Çanakkale'ye kadar olan bölgemizde inovasyonu nasıl yöneteceğiz? Bu bir bölgesel düzeyde bir inovasyon yaklaşımı gerektiren biraz mezo level bir konudur. Üçüncüsü firmalar düzeyinde inovasyon. Dördüncüsü de birey ve takımlar düzeyinde inovasyon. Bir tık burada işin içine yaratıcılığı da katıyoruz. Ben burada üçüncü boyuttan, yani bugün anlatacaklarım üçüncü boyut üzerinden olacak. Daha doğrusu firmalar düzeyinde inovasyon üzerine odaklanacağım. Firmalar düzeyinde inovasyon dinamiklerine, bir tık kültür tarafına, bir tık strateji tarafına, kültür stratejiyi kahvaltının yetine yer mi yemez mi veya ne şekilde bunlar yürür? Bunlar üzerine açıkçası burada anlatılan, verilen sürede bunları aktarmaya çalışacağım. Bir tık sanıyorum Halit Hocam'ın akademik konusuna da girmiş olacağım. O açıdan kendisinin bugünkü moderatörlüğünü de çok kıymetli buluyorum. Tabii firmalar düzeyi, takımlar düzeyi benim tabii çalışma alanlarım. Doğru. Ne güzel hocam. Şimdi değerli dostlar, bizi izleyenler arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hülya Kalaycıoğlu hocamızın da olduğunu gördüm. Ben hafta sonu Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı için Trabzon'daydım. Bu ilk slaytımı orada da gösterdim. İzleyenler varsa ne olur affetsinler ama burada da paylaşmak istiyorum. Şimdi bu üç kişiyi herhalde tanımayan yoktur. Tanımayan varsa yazabilir arkadaşlar. Ben bu üç kişiden birini tanımıyorum diyen varsa yazabilir. Modern en azından 21. yüzyıl veya 20. yüzyılın sonlarından itibaren hayatımız, özellikle iki tane, sonra da üçüncüsü hayatımıza giren üç şahsiyet. Elon Musk, Steve Jobs ve Bill Gates. Geçenlerde LinkedIn'de bir paylaşımın altında şöyle bir not gördüm. Çok şükür Steve Jobs'uz bir hafta geçirdik diye hani bir yorum vardı. Hakikaten yani tüm paylaşımlarımızda referans verilen, birçok paylaşımlarda referans verilen üç isim. Bugünkü modern hayatın aslında şekillenmesine doğrudan katkı yapan üç isim. Şimdi bunları herhalde tanımayanımız yok. Varsa sohbet bölümünde konuşabiliriz. Peki şunu sorayım arkadaşlar. Bu üç kişiyi tanıyan var mı? Şimdi az önce size tanımayan var mı diye sormuştum. Şimdi üç kişi içinde, ikinci üç kişi içinde tanımayanımız var mı diye sormak istiyorum. Genelde bunları tanıyan çıkmıyor ama benim gözümde bu üçü de en az şu slide'dakiler kadar inovasyon anlamında, girişimcilik anlamında değerli üç isim. Neden değerli olduklarını soru gelirse, bunlar kimler diye soru gelirse, özelliklerini merak edenler olursa soru cevap bölümünde sanıyorum girebiliriz. Ama şimdilik ben bu meseleye burada ufak bir virgül koyayım isterseniz. Değerli dostlar, ben Kastamonu Entegre'de görev yapıyorum. Kastamonu Entegre firması her gün dünyada 4500 konutun mobilyaya yönelik, daha doğrusu ağaç bazlı ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğa ile hayat arasında bir köprüyüz. Bizi aslında belki marka olarak göremiyorsunuz ama evlerinizde varız. Nerede varız? Parkelerde varız, kapılarda varız, mutfak dolaplarında, masalarda, koltuklarda, vitrinlerde varız. Aslında bir bakıma mobilya sektörünün Intel'i gibiyiz. Neden bu örneği verdim? Çünkü yıllar önce belki hatırlayanlarımız vardır. Intel firması Barcelona'nın ya bir reklam vermişti. Fakat o reklamı biz göremedik arkadaşlar. Niye göremedik? Çünkü Intel reklamı Barcelona formasının içine vermişti. Hani Intel Insight diye şimdi benim bilgisayarımda da yazıyor. Aslında bilgisayar sektörünü, modern bilgisayarı bilgisayar yapan firmalardan bir tanesi. İşte biz de mobilya sektörüne değer üreten bir firmayız ana hatlarıyla. 52 yıllık bir şirketiz.
Ciromuzun %60'ını yurt dışı operasyonlarımızdan elde ediyoruz. 6 ülkede üretim yapıyoruz. Türkiye dışında 5 ülkede daha üretimimiz var. 1.3 milyar dolarlık konsolide ciromuz var. 100 ülkede ihracat yapıyoruz. 6 bin aşan çalışanlarımız var ve yarısından fazlası yurt dışında. Ve %100 yerli ve milli bir şirket olmaktan dolayı da açıkçası gurur duyuyoruz. Bizim genelde merkezimizi Kastamonu'da zannediyorlar Halit Hocam. Ben 7. yılımı tamamladım Kastamonu Entegre'de. İstanbul'a ilk geldiğimde uzun bir süre arkadaşlarımla irtibat kuramadım. Yani üniversite İstanbul'da okudum, iş hayatıma İstanbul'da başladım. Sonra anladım ki aslında Kastamonu'ya gittiğimizi zannetmişler. Bizim genel müdürlüğümüz, bu görmüş olduğunuz bina Altunizade'deyiz. Orada sizlerle görüşmekten, hasbihal etmekten de mutluluk duyarız. Bunu da bir dipnot olarak paylaşmış olayım. Kendi sektöründe dünyada, Türkiye'de birinci, Avrupa'da dördüncü, dünyada yedinci. Şimdi 7, 6, 5, yani buralardayız. Yani aslında hemen çok hızlı 5'e tırmanabilecek durumdayız ki başladığımda şirket kendisinin dünyanın en büyük 5 şirketinden birisi olma hedefini koymuştu kendi sektörüne. Buna yaklaştık, ulaşmak üzereyiz. Ve şunun altını çizmek isterim. Dünya laminat parkesinin, dünyadaki tüm laminat parkenin %6 ile 6,5'unu biz üretiyoruz. Yani Türkiye'de değil, dünyada %6-6,5 bandında pazar payımız var. Bunu çift haneli rakamlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Şimdi aslında Kastamonu Entegre 52 yıl önce Kastamonu'da kurulmuş mütevazı bir firmayken sonrasında global adımlar atmış ve kendine bir bölgesel bir güç haline getirmiş. Bugün baktığımızda İtalya'dan Tataristan'a kadar yatırımları olan, üretim operasyonları olan bir şirketten söz ediyoruz. Şimdi bizim özellikle 2014-15 döneminde tartışmaya başladığımız bir kavram oldu. Biz nasıl bir global şirket olacağız konusu. Şimdi bunu tartışırken 90'lı yıllarda Acer CEO'su Stan Shih'in tebessüm eğrisi kavramını çok tartıştık. 90'lı yıllarda ortaya attığı Stan Shih'in. Ne diyordu Stan Shih? Diyor ki artık şirketlerin, biraz da bugünkü konumuzla da alakalı, buna da bağlamak istiyorum esasında. Sonuçta İstanbul Sanayi Odası çatısı altında bu konuşmayı yapıyoruz. Stan Shih şunu diyor. Şirketlerin sadece imalat yapabilmeleri artık yeterli değildir. Yani onu fabrikasyon ifadesiyle ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra imalat becerilerine sahip olmaları gerekiyor. Bu güzel bir şey ama imalat becerisine sahip olmanın yanında imalat öncesi ve imalat sonrası, fabrikasyon öncesi ve fabrikasyon sonrası süreçlerde değer yaratmanın yollarını bulmaları gerekiyor. Nedir bu değer yaratmanın yolları? Fabrikasyon öncesi süreçlerden söz edecek olursak işte bunun biz satın alma süreci var. Orada onun dışında Ar-Ge'ler var. Fabrikasyon sonrasına bakacak olursak da işte işin satış inovasyon, iş modeli inovasyonları, marka değeri gibi böyle lojistik kabiliyeti çok öne çıktı. Yani farklı farklı noktalarda şirketin inovasyon yapabilmesi gerekiyor. Artık inovasyonu illa mutlaka üründe düşünmememiz gerekiyor. Farklı noktalarda yani ürettiğimiz ürünün kendisinin dışında değer yaratacak yeni alanlar bulmamız gerekiyor. Bu alanları nasıl bulabileceğimize dair de sunuşumda ilerleyen bölümlerde özellikle Peter Drucker üzerinden bir bakış açısını sizlerle açıkçası paylaşmak istiyorum. Bunu kıymetli buluyorum. Çünkü bu anlamda bu konuyu genelde ıskalıyoruz. Çünkü biz şirketler olarak kendimizi üretim şirketi olarak konumlandırıyoruz belki ama aslında operasyon şirketi bakış açısını kazanmakla değer yaratacağımız inovasyon, farklı inovasyon fırsatları yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi globalleşen Türk şirketleri üzerine önemli bir çalışma var. Benim sık sık referans verdiğim bir çalışma. Sol altta görmüş olduğunuz firmaları irdeleyen bir çalışma. Çok küçük bir makale ve internetten ulaşabilirsiniz. McKinsey'nin yaptığı bir çalışma. Şöyle diyor, global pazarlarda aktif ve etkin olan, en aktif, en etkin Türk firmaların bir dizi pozitif özelliği var. Mesela risk alma becerileri, girişimci ruhları, çok bürokratik olmamaları gibi böyle onların hızlı hareket etmesine sağlayan belli unsurlardan söz ediyor. Ama bununla birlikte dört konuda gelişme sağlamaları gerekir diyor. Nedir bunlar? Performans odaklı kültürü oluşturmak,
dijital ve analitik gelişmeleri, yetkinlikleri geliştirmek, inovasyon mekanizmasını çalıştırmak, iyi işleyen bir inovasyon mekanizması oluşturmak. Aslında 4 de bununla alakalı. Tasarım odaklı düşünce stilini şirketin parçası yapmak. Buradan tasarım yapmak kastetmiyoruz arkadaşlar, dikkat ederseniz. Tasarım odaklı design thinking düşünce stilini şirketin bir parçası haline getirmek. Yani ne demek? Neyi tasarlıyorsak, hangi süreci tasarlıyorsak tasarlayalım, işe müşteriden başlamak. Şimdi bunlar gelişim noktaları olarak sıralanmış. Biz de Kastamonu entegre olarak 2016'da bir tartışma, bu 2014-15 döneminden 2016'da bir tartışmanın içerisinde kendimizi bulduk. Çok verimli bir değerlendirmeydi ve samimi ve içten bir tespitte bulun. Dedik ki biz inovasyon yapmak istiyoruz. İnovasyon için niyetimiz var fakat metotlarımız yok. Dolayısıyla bu işe daha sistematik yaklaşmamız gerektiğini gördük ve 4 tane hareket noktası belirledik. Şirket için inovasyon iklimini oluşturalım. İnovasyon araçlarını şirkete kazandıralım. Yatkın arkadaşlar, inovasyona yatkın bireyleri keşfedelim ve teşvik edelim. Ve dış ekosistemlerden istifade edelim. Yani tekerleği yeniden keşfetme derdinde olmayalım. Dış ekosistemine hızlı bilgi transferi yapalım. Bugün geldiğimiz noktada birey ve takımlarda inovasyon derinliğinin oluştuğunu görüyoruz. Bu sevindirici. İnovasyon projelerine ilişkin ciddi bir kurumsal özgüvenimiz oluştu. Farklı proje portföylerimiz var. Onları paylaşacağım sizlerle. Bir de inovasyon modelimizin dışarıya transferi için, başka şirketlere transferi için de talepler almaya başladık. Bu süreç bize 2 yılda 5 ödül getirdi. 2 yıldır üst üste TİM'in Innovalik yarışmasında Türkiye'nin İnovasyon Ligi şampiyonları arasındayız. Bunun dışında Perion, Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜSİAD tarafından da ödüllerimiz var. Ama en sevindiricisi, benim gözümden en sevindiricisi, bu sene Aralık ayında gerçekleşti. Çok seçkin bir jüri tarafından Türkiye'nin en inovatif 50 firması belirlendi. Fast Company bu araştırmayı yaptı. Ve biz burada ilk 50'ye girdik ilk defa ama girmekte de kalmayıp 29. sırada yer aldık ki baktığımızda ilk 30'da yapı sektöründen 2 tane firma var. Geleneksel sektörü 2 tane firma var. Birinci sırayı Getir paylaşıyor. İkinci sırayı ülkemiz için son derece stratejik teknolojiler geliştiren Baykar ikinci durumda. Baktığımızda biz de 29. sırada kendimize yer bulduk. Bu çok kıymetli. Çünkü artık somut ürünlerimizle, somut iş modellerimizi ve somut çözümlerimizle kendimizde göstermeye başladık. Şimdi kültür tamam ama neticede sizin çalışmalarınızı devam ettirebilmeniz için, kredinizi çoğaltabilmeniz için bir takım ürünler, değer yaratan ürünler ortaya veya çözümler, iş modelleri ortaya koymanız lazım. Bir örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah seste bir sorun yaşamayız. 10 gün önce lansmanını yaptığımız bir ürünümüz. Safe Surface virüs ve bakterilere karşı etkin panel yüzeyleriyle yaşam alanlarınız artık daha güvenli. Kastamonu entegre virüslere karşı etkin yüzey teknolojisiyle sektöründe Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Safe Surface özellikli melamin kaplı paneller virüs ve bakterilere karşı %99.9 oranında koruma sağlıyor. Artık kişisel yaşam alanlarınız daha sağlıklı, kamusal alanlar daha güvenli. Kendi Ar-Ge'mizde, Teknopark İstanbul'daki Ar-Ge ekibimizde kendi iç kaynaklarımızla herhangi bir kamu desteği kullanmadan müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek pandemide eve kapandığımız dönemde yola çıkıp genç mühendislerimizin inisiyatif alıp risk alıp odaklandıkları ve hayata geçirdikleri bir çözüm. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci defa ki ilk dünyadaki ilk örneğinden de bir takım ayırt edici artı özellikleri olan, virüslere karşı etkinliği olan bir ağaç bazlı levha çözümü geliştirdik. Bu bizim tabii ki özgüvenimizi çok arttırıyor. Şimdi tabii ki bu ürünü biz B2B'de çalışan bir firmayız. Ama lansmanını dijital ortamda yaptık ve yayına gelmeden önce check ettim. Dijital ortamda yaptığımız lansmanda Instagram ve YouTube'da 10 günde 570 bin izlenmeye ulaşmışız ki bu hiç fena bir rakam değil. Bu tabii ki hem bizim Ar-Ge ekibimizin, hem üretim ekiplerimizin, kalite ekiplerimizin, pazarlama ekiplerimizin ortak gurur duyması gereken sinerjik bir çalışma oldu. Şimdi bunun gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz.
çok yakında bir ay içerisinde farklı bir çözümümüzün, başka bir iş ortağımızda yaptığımız çözümün lansmanını yapacağız. ARGE merkezimiz Teknopark İstanbul'da. Orada güçlü bir ARGE kadromuz var. Onlarla birlikte çalışmamızı yapıyoruz. Ayrıca tek başımıza değiliz. 5 üniversiteyle doktora programlarımız var. TÜBİTAK desteğiyle Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda buralarda araştırmalarını yürüten 13 arkadaşımız var. Şimdi arkadaşlar, buradan konuyu Peter Drucker'a bağlamak istiyorum. Neden buraya bağlamak istiyorum? Çünkü bize şunu söylüyor. İnovasyon diyor ki öyle kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Hani kendiliğinden olabilir ama bu tesadüfen olur. İnovasyon belirli koşullarda ortaya çıkan bilinçli bir çaba ve bir amaç doğrultusunda yapılan arama çalışmalarıyla ortaya çıkar diyor. Bunu ben çok önemsiyorum. Bu zaten bizi sistemli ve metodik olmaya doğru itiyor. Şimdi 80'li yıllarda ve 90'larda Motorola çok konuşuldu. Motorola'nın bize kazandırmış olduğu, iş dünyasına kazandırmış olduğu önemli teknikler var. Bunlardan bir tanesi Six Sigma, 6 Sigma teknik. İkincisi de teknoloji yol haritaları tekniği. Aslında bunu ben Peter Drucker'la bağdaşık görüyorum. Çünkü bize aslında teknoloji yol haritaları, ki bence çok tartışmıyoruz Türk sanayisinde, bizim seçilmiş bir araştırma alanının geleceğine ilişkin odaklı bir konsantrasyon imkanı sağlıyor. Üst yönetimle uyumlanma imkanı sağlıyor. Öbür taraftan da bir referans noktası teşkil etmiş oluyoruz. Ve herhangi bir teknolojinin, bizim için önemli olabilecek bir teknolojinin gidişatına yönelik, yani gelecek senaryolarına ilişkin de bir yön birliği sağlıyor. Bizim mesela az evvel örneğini verdiğim 5 üniversite yürüttüğümüz programlar, kendi teknoloji yol haritamız doğrultusunda oluşturmuş olduğumuz programlar. Bu derinin artması ben önemli buluyorum Halit Hocam. Şimdi buradan konuyu tekrar Peter Drucker'a bağlayalım. Peter Drucker diyor ki size inovasyon getirebilecek 7 tane kaynak vardır. Bu Harvard Business Review kitaplı inovasyon kitapları arasında var bu makale. Öbür taraftan Optimist Yayınları'ndan Türkçesi de var. Tavsiye ederim. Sanıyorum son makale, yani son kitaptaki son makale. Şimdi diyor ki 7 tane inovasyon kaynağı var. Bir defa etrafınızda böyle beklenmedik olaylar oluyorsa, hani Covid gibi, pandemi gibi, bu sizin için bir inovasyon fırsattır diyor. Öbür tarafta belli bir takım süreçlerde uygunsuzluklar var. Her şey, bir süreç süper gidiyor fakat belli yerleri aksıyor. Bu sizin için bir fırsattır ki bizi dijitalleşme ihtiyaçlarına götürüyor. Süreçlerdeki ihtiyaçlar, pazardaki değişimler, demografik değişimler, algıdaki değişimler, yeni bilgiler. Bunlar bizim aslında inovasyon fırsatlarını tararken merceği odaklayacağımız alanlar. Ama bu o kadar kolay bir şey değil. Biraz da izafi söylemiş Peter Drucker. Biraz daha açalım. Şöyle altını dolduruyor. Siz diyor inovasyonu bir yetenek olarak görmeyin. İnovasyon net bir odaklanma gerektiren sistematik bir yaklaşımdır diyor. Ve bunun için de aslında sizin sürekli olarak bu 7 başlıkta sistemli analizler yaparak yol almayı öğrenmeniz gerekir diyor. Şimdi bunun için nasıl yapacağız? Fırsatlara bakın, gözlemleyin, küçük başlayın, büyük riskler almayın. Ne iş yapıyorsan yap, liderliği hedefle. Tek bir alana odak, 10 tane şeyi bir arada yapma ve sistemli çalış. Şimdi bu aslında söylenmesi kolay. Ama bu işte zor şirketlerde bunları yapmak. Hem şirketlerde de zor, hem de bireylerde de zor. Takımlarda da zor baktığımızda. Çünkü bu bir taraftan bir zihniyet değişimini gerektiriyor. Beceri setinde değişiklikler gerektiriyor ve araç setimizde. İşte McKinsey makalesine örnek verdiğim tasarım odaklı düşünce stili gibi yeni araçları, bir tık aşina olmadığımız yeni araçları da şirkete kazandırmayı gerekli kılıyor. Şimdi bunun için farklı farklı modeller var arkadaşlar. TİM'in Innovalik yarışmasında esas aldığı A.T. Kearney'nin inovasyon evi modelini ben önemsiyorum. Bunu ilgi duyanlar araştırabilirler. Burada dikkat ederseniz Peter Drucker'la uyumlu bir şekilde en tepeye inovasyon stratejisini koyuyor. Yani bizim bir inovasyon çalışmasına başlamak istiyorsak buna bir nedenle başlayalım. Biz net bir şekilde vizyonla bağ kurarak başlayalım ve öncelikle stratejimizi netleştirelim diyor. Sonra organizasyon, sonra kültür, sonra işte fikir yönetimi,
diğer inovasyon kaynakları ve inovasyon sonuçları. Şimdi kaçımız bu şekilde başlıyoruz? Yani hikayeyi bence bunu katmamız gerekiyor. İnovasyon, hani İngilizce tabirle ifade edeyim, artık nice to have bir şey değildir. Yani şirketlerin olsa da olur, olmasa da olur veya vitamin olarak görecekleri bir şey değildir. Stratejik bir odaklanma gerektiren, doğrudan stratejiyle, vizyonla bağ kurulması gerektiren ve sistemli yaklaşılması gerektiren net bir alandır. Yetenek değildir, Peter Drucker'ın dediği gibi. Şimdi bununla ilgili değerli dostlar, farklı yaklaşımlar var. Gene koca firmalar bu konuda kavramsallaştırma düzeyinde kafa yoruyor. Bunlardan bir tanesi McKinsey'in üçlü ufuk modeli. Diyor ki, siz diyor, inovasyona üçlü bir yaklaşım izleyin. Bir tanesi diyor, tabii ki şu an bir değer yarattığım bir alan varsa bunu koru öncelikle. Şimdi inovasyon şu demek değil arkadaşlar. Sürekli icat yapmak değil. İnovasyon mevcudumuzu bırakalım da başka bir tarafa gidelim demek değil arkadaşlar. Önce mevcudu koruyacağız. Önce para kazandığımız alanı koruyacağız. Para kazandığımız alandan daha çok para kazanmanın yollarını arayacağız. Şimdi bu birinci ufka bunu koyuyor. İşimde ben neleri iyileştirirsem daha çok kazanırım. Çünkü en nihayette inovasyon kazanmayla alakalı bir şey. Veya sosyal olarak değer üretmeyle alakalı bir şey. Birçok icat yapabiliriz, birçok yenilik yapabiliriz ama bunlar değere dönüşmüyorsa, sosyal ya da ticari bir faydaya dönüşmüyorsa bu bizim için inovasyon değildir. Dolayısıyla ne yapacağız? Öncelikle biz mevcudu korumak üzere, mevcudu daha etkili hale getirmek üzere odaklanacağız. İkincisi, mevcudumda benim, mevcut para kazandığım karmamda neleri bir tık daha ileriye taşıyabilirim? Neleri bir tık daha dönüştürebilirim? İkinci ufuk bu. Üçüncüsü, yeni olan ne var? Etrafta, dünyada, sektörümde, önümde, sahada, müşterilerde rahatsızlık duyulan ne var? Fırsat olarak ne var? Acı olarak ne var? Bunları sorgulamak, bunlara odaklanmak. Şimdi tabii ki bunun da arkadaşlar bir denge noktası var. Onu paylaşmak istiyorum. Bu üçlü ufuk modelini de bizim 70-20-10 kuralına göre yürütüyor olmamız lazım. Ne demek? Benim bir inovasyon portföyüm varsa buradaki eforumun %70'ini yani 100 projem varsa 70 tanesini bugünü muhafaza etmeye yönelik, bugünün değerini arttırmaya yönelik odaklamam lazım. 20'sini bir tık daha beni ileriye taşımaya yönelik, onunu da tamamen yeni şeyleri yapmaya yönelik. Şimdi bunu çoğu zaman karışıyor. Hani şirketlere gidip inovasyonu anlatmaya başladığımız zaman ya mevcut işimiz ne olacak cevabıyla karşılaşıyoruz. Veya sorusuyla karşılaşıyoruz. Bizim öncelikle mevcut iş 70'i mevcut işte farklılaşmaya ayırmamız gerekiyor. Bunu da bir önemli not olarak paylaşmış olayım. Burada bir derinleşme ihtiyacımız var. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şirketlerin bu süreçte inovasyon hızlandığı özellikle 21. yüzyılda farklı inovasyon yaklaşımları geliştirdiklerini görüyoruz. Veya farklı düzeyler var. Şimdi bir tanesi çokça rastladığımız bir yaklaşım. Biz bir inovasyon programı başlatalım. Hani bunun bir tık böyle PR destekli şeyi de oluyor, etkisi de oluyor. Özellikle sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bu tabii ki bir seviyedir yani başlangıç düzeyi. Bunun ikinci seviyesi inovasyon programında derinleşme seviyesi bence. Yani evet bir başlangıç noktamız olabilir ama burada bir noktadan sonra bizi görünür başarılar getirecek bir derinleşme yakalamamız gerekiyor. Üçüncüsü de bir odaklı inovasyon programına geçmek. Şimdi bu birinci seviyede buralara gelmek bence ikinci yeşile gelmek önemli bir merhale olduğunu düşünüyorum. Bunun tamamlayıcısı olarak açık inovasyon işbirlikleri. Bu da kıymetli. Üçüncü kurumsal girişim sermayesi oluşturmak. Bazı şirketler direkt bu yoldan başlıyorlar. Ama burada tabii ki bu üç boyutu senkronize bir şekilde yürütmek çok çok kritik. Şimdi şöyle bir tehdit var. Burada tehlike var diyelim. Literatüre de geçmiş bir kavram. İnovasyon tiyatrosu kavramı. Hani burada kalın yani bir sonraki aşamaya geçemeyip olay yani burada bir patinaj yapma hali var. İşte bunu aşmanın yollarını biraz sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi burada arkadaşlar tartışa geldiğimiz önemli bir kavram daha var. Şimdi özellikle şu başlıkta, şimdi bu ufuk 3'teki konuları ben ne şekilde ele alacağım veya ufuk 2'dekileri. Bu bir tartışma konusu şu anda. Bu ne demek? Bu şirkette
mevcut işlerin optimizasyonunu yaparken öbür tarafta yeni fırsatların aranmasını da gerektiriyor. Burada bir çatışma hali oluşuyor baktığımızda literatüre, örneklere. Şimdi bunun doğru yönetilmesi gerekiyor ve aslında Steve Blank gözünden bakacak olursak artık organizasyonlar çift elli bir yapıya dönüşmeli. Bir el mevcudun daha iyi seviyeye gelmesi için çabalarken ikinci elde yeniyi keşfetmek üzere çalışmalı. Şimdi burada bir takım farklı yaklaşımlar var. İkisini harmanlayabiliriz diyen yaklaşımlar var. İkisini ayırmalıyız diyen yaklaşımlar var. İkisini arasında sinerji yaratmalıyız. Bu bir şu anda bir açık konu. Ama bizim şirketlerimizde inovasyon yapıyorsak, bu ambidextrous organizations veya çift elli organizasyonlar kavramında ki Harvard'da Business Review'de yayınlanan bir makale, bunu buraya doğru tartışmayı evritmemiz gerekiyor. Şimdi custom orientedliğe biz nasıl yaklaşıyoruz? Bizim olayımız şöyle. Bir potansiyeli keşfetmek üzere bir aracımız var. Fikir platformu diyoruz. Potansiyeli yetiştirmek üzere inovasyon okulumuz var. Fikirleri projelendirdiğimiz hızlandırma programı ve fikri faydaya dönüştürmeye odakladığımız kuluçka programı ve gelişim programlarımız var. Bunları da daha makro bazlı ele alacak olursak 5 tane portföy karşımıza çıkıyor. Bunlar Ar-Ge proje portföyü, teknoloji yol haritasından besleniyor. Müşteri talep ve içgörülerinden beslenen inovasyon, müşteri inovasyon projeleri portföyü. Fikir platformu serbest fikirlerden gelen hızlandırma ve kuluçka proje ki bunlar mevcut stratejiden beslenebiliyor veya yeni stratejiye katkı yapabiliyor. Yetkinlik ve kapasite geliştirme üzerine odakladığımız inovasyon okulu projelerimiz var ve işlerimiz daha iyi yapmaya odakladığımız süreç inovasyonları kapsayan gelişim projeleri. Bunu da 2022'de devreye alıyor olacağız. Şimdi burada çoğu zaman fikir yönetimine odaklanıyoruz ama bizim gördüğümüz şey şu. Aslında esas olan etkileşim yönetimi. Böyle fikirler bir anda arkadaşlar size al kullan şeklinde gelmiyor. Bunu planlı etkileşimlerle bizim daha böyle işe yarayacak, hedeflerimize uyumlu hale getirecek pozisyona taşımamız gerekiyor. Bu da ciddi bir iterasyon gerektiriyor. Böyle çevik yaklaşımlarla ciddi iterasyonlar gerektiriyor. Bu da bu etkileşim yönetimi tarafını, şirket içerisindeki etkileşimlerin bilinçli planlı etkileşimlerin arttırılması tarafını açıkçası önemsiyorum. Bu bizi belli ilkeler temelli bir yaklaşıma götürüyor. Bizim mesela inovasyon kültürümüzün 3 tane temel ilkesi var. Fikri denklik bunlardan bir tanesi. Fikirlerin serbestçe şirket içerisinde dolaşabilmesi. İkincisi empati yapmak. Yani bu tasarım odaklı düşüncenin birinci aşaması esasında. Karşı tarafla hemhal olmak. Yani karşı tarafın, muhatabımızın karanlığında bulunmak. Onun acıyı, yaşadığı acıyı bilmek ve o doğrultuda hareket planımızı, bunu anlayarak öncelikle, yani bir yargıda bulunmadan önce anlamak. Üçüncüsü de her şeyi kendim yapmak yerine farklı bakış açıları ve farklı yetenekleri, yetkinlikleri sürece katarak, birbirine benzemezleri sürece katarak burada Voltran oluşturmaya gayret etmek. Şimdi bu aslında etkileşimleri arttırmamızı gerektiren bir bakış açısı. Bizim 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz kurum içi girişimcilik programımız var. Burada işte az evvel bahsettiğim tipte yenilikçi fikirleri test ediyoruz, önceliklendirmeye gayret ediyoruz. Pazara kısmen taşıyoruz ya da tamamen taşıyoruz. Belli projeleri öldürüyoruz, belli projeleri park ediyoruz, belli projeleri hızlandırıyoruz. Bunu şirket pratiğine dönüştürmeye gayret ediyoruz. Şimdi yıllar içerisinde bunun yetmediğini gördük ve bu bizi inovasyon okulu düşüncesine yöneltti. 2001 yılında pandemi koşullarında geliştirip lansmanını yaptığımız bir girişim oldu. İnovasyon okulu ve burada esas olan fikir değil, inovasyona yatkın bireyin gelişimidir dedik. Burada uygulamalı eğitimlerle inovasyona yatkın bireyleri önceden keşfedip onları bir inovasyon fikrine sistematik olarak veya bir ihtiyaca sistematik olarak yaklaşabilecekleri pratikler geliştirip bunu şirket genelinde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. 2021 yılında inovasyon okulumuzu tamamladık. 21 mezunumuz var. Şimdi 2022'de de Mart ayında inşallah yeni programı başlatıyor olacağız. Ciddi bir fark yarattı, önemli farkındalık yarattı bu süreç. Bizim için kıymetli bir adım oldu. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı özetleyecek olursam, bizim 2015 yılından 2022'ye aslında 7 yıldan söz ediyoruz. 7 istikrarlı yıl bu anlamda.
Yani buradaki hikayemiz aslında bir arayışla başladı. Yani ben global şirket olmak istiyorum. Bu global şirket olma yolculuğunda neleri güçlendirmem gerekiyor? Böyle bir arayış, işte tebessüm eğrisinden bahsettim. Sonra kendi içimizde tartışmalar. Bu tartışmalar işte ne yapmalıyız? Hangi tercihleri yapmalıyız? Sonra şirkete yeni bilgilerin girmesi. Ki burada InnoSuite programının biz katılımcısıydık. Oradaki mentor hocalarımızla etkileşimler. Sonra tekrar tartışmalar. Sonra belli araçların şirket bünyesine katılması. İnovasyon araçlarını kastediyorum. Kritik kütleyi bulmak. Harekete geçmek. Önce küçük kazanımları hedeflemek, sonra bunun üzerinden bir kurumsal inovasyon mimarisi dizaynı yapmak, buradan proje portföyüne gitmek, zenginleştirmek, sonra etkileşimleri arttırmak ve görünür kazanımları hedeflemek. Görünür kazanımlar arttıkça özgüveni arttırmak, daha çok krediyle daha çok radikal adımlar atma cesaretini gösterebilmek. Kabaca bizim yolculuğumuz böyle oldu. Sürece başlarken bu 14 adımı tanımlamamız mümkün değildi çünkü belirsizlik ortamında bir iş yapma kapsar inovasyon yönetimi, ama şimdi bu yaklaşımı diğer şirketlere de örnek olabileceği düşüncesiyle bu temel kilit sözcükler bazında da sizlerle paylaşmamın faydalı olacağını düşündüm açıkçası. Bu kendi takdimin sonuna doğru ilerlerken aslında inovasyon yönetimi için zorluk noktalarımızdan bir tanesini işaret etmek istiyorum. Genelde tek bir zihniyet, tek bir bakış açısı inovasyonda başarı için yeterli değil. En az 3 tane bakış açısına ihtiyacımız var. Tabii farklı araçları da kullanmamız gerekiyor. Bir defa başlangıç aşamasında empatiyle karşı tarafı, ihtiyaç sahibini anlayarak, yani ihtiyaçları nötr bir şekilde masaya getirebilmemiz lazım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz fikir yok, ihtiyaç var. İhtiyacı anlamak, empatiyle anlamak, İşte design thinking'de anlamak, başka tekniklerle anlamak, ama ihtiyacı, bizim sahadaki ihtiyacı, görülmeyen, o ana kadar fark edilmemiş, önemsenmemiş ihtiyacı masaya getirmek, ön yargısız herhangi bir fikre dönüştürmeden onu getirmek. Burası çok önemli ve çoğu zaman burayı ıskalıyoruz. İkinci aşama, masaya gelen ihtiyaç konusunda biz, evet, bunun önemli bir ihtiyaç olduğu, önemli bir problem olduğu hem konusunda hem fikirsek, işte fikir geliştirme burada başlıyor. Biraz yaratıcılık, sonra da hemen rasyonel düşünme. Sahada valide etmek, gerçekten bu çözüm tutar mı tutmaz mı görmek, test etmek. Tutuyorsa büyütme patikasına geçmek, tutmuyorsa başa dönüp, burada biraz böyle acımasız olup tekrar başa dönmek, iterasyonu yapmak. Ama mavi aşamaya geçebiliyorsak da artık ticari odaklı düşünmemiz gerekiyor. Dikkat edersiniz, baştaki yaklaşımdan farklılaştım, pembeden farklılaştım. Şimdi burada bu tercihleri yapabilmek. Bazen yakınsak, bazen ıraksak. Sonra yakınsak, tekrar ıraksak. Bu tercihleri yapabilmek çok kritik. Bunları genelde karıştırma eğilimimiz olabiliyor şirketler olarak. Ama tecrübe kazandıkça, inovasyon pratiklerinde derinleştikçe, daha çok başarısız oldukça, daha çok deneme yaptıkça, bunları bu şekilde yürütme, sistemi yürütmemiz anlamında daha çok deneyim kazanıyoruz. Şimdi dolayısıyla burada arkadaşlar, evet, belirsizlik ortamında yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Ama tecrübe kazandıkça biz bunun pattern'ını çıkarabiliyoruz. Yani bir algoritmasını çıkarabiliyoruz. Burasını çok kritik buluyorum. Hangi tipte, hangi özellikte arkadaşlar inovasyon projelerinde başarılı olabilirler? Hangi yaklaşımları ben ne zaman devreye sokmalıyım? Mentörü ne zaman devreye sokmalıyım? Sağ testini ne zaman devreye? Bunları deneme yaptıkça öğreniyoruz. Deneme yapmamız gerekiyor. Bir 100 projeden, 100 fikirden aşağı yukarı en fazla 5 tanesi falan ticarileşebiliyor. Dolayısıyla daha çok deneme yapmamız lazım. 5 fikrin 5'inin de hayata geçmesini bekleyemeyiz. Hatta 5 tane fikrimiz varsa 5'in ölmesi de son derece muhtemeldir. Deneyeceğimiz, test edeceğimiz fikirleri 3 haneli rakamlara çıkartırsak başarıya da yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada B2B'de inovasyonun farkına değinelim. Aslında B2B'deki derdimiz bizim farklılaştırmış inovasyonlar. Yani bizim B2C'deki gibi inovasyon olmazsa olmazımız değil belki de. Çünkü operasyonlarımız var, üretim kabiliyetimiz var, yatırım becerileri var. Bunlar önemli. İnovasyon rakipten, seni ayrıştıran önemli bir araç, önemli bir araç, alan. Dolayısıyla rekabet avantajı sağlayan bir alana dönüşmesi gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle müşteri odaklı, orta ölçekte risk aldığımız, ölçülebilir risk aldığımız
makul maliyetlerle yürütebildiğimiz, öyle yatırım projeleri gibi devasa yatırım yapılması gerektiğinden söz etmiyorum arkadaşlar. Daha makul maliyetli riskler ve çoklu takımlarla, sık tekrarlanan pratiklerle, durmayan tekrarlanan pratiklerle yürütmemiz gereken bir veya dönüştürmemiz gereken bir beceri, bir alan. Burada farklı farklı becerileri de süreç içerisinde kazanmamız gerekiyor. Şimdi bir yol tavsiyesinin, yol haritasının tavsiyesinde bulun derseniz, ben şunu öncelik sırasına göre şöyle sıralardım. Bir defa şirket içerisinde, hani demiştim, inovasyon nice to have bir şey değil. Somut bir ihtiyaca dayanmalı, net bir vizyona dayanmalı. Yani bu birinci aşamada net değilsek arkadaşlar, burada netleşene kadar ben nacizane birinci aşamada kalmayı tavsiye ediyorum. İkincisi, bir şirketçi orkestrasyon gerekiyor. Yani bir görünmez bir elin kendini çok dominant hale getirmeden, dominant olmayan bir liderlik stiliyle işleri oldurtacak bir kıvama getirtmesi lazım. Çünkü inovasyon projeleri, yürütme teknikleri genelde diğer konvansiyonel proje yönetim tekniklerinden farklılaşıyor. Farklı bakış açıları gerektiriyor. Bir tık süreçlerin, tanımlanmış süreçlerin, modellerin dışına çıkmamız gerekiyor. Bunun önemli zorluk noktaları var. Burada bir orkestrasyon gerekiyor kesinlikle. Üçüncüsü, bir oyun planına ihtiyacımız var ama burada felsefesi olan bir oyun planına ihtiyacımız var. Yani böyle dağınık değil, felsefesi olan, ilkeleri olan bir oyun planı. Şimdi tabii ki hani şirketlerde tüm şirkete inovasyon kültürü yaygınlaştıracağız demek cümle olarak kolay, fakat pratiğe dönüştürülmesi çok zor bir olgu. Bunun yerine kritik kütleyi keşfederek ilerlemek, butik başlayıp sonra gelişmek, büyümeyi ben daha anlamlı görüyorum. Bu noktada doğru inovasyon araçlarını kullanmamız gerekiyor. Artık araçlarla büyüyen bir inovasyon yaklaşımından söz etmemiz gerekiyor. Sunumda da bahsettim. Burada hani fikirlerden çok planlı etkileşimler önemli. İnovasyona kabiliyeti yüksek arkadaşlar arasında şirket hedefleriyle uyumlu planlı etkileşimler hayata geçirebilmek, pratikler hayata geçirebilmek. Bunları yaparken de izole kalmayıp dışarıdaki bilgileri de çok hızlı bir şekilde şirkete katmak, faydalı olabilecek bilgileri. Yani kakafonu yaratacak bilgileri değil, faydalı olabilecekleri. Burada önemsediğim önemli nokta var. İnovasyon sürecinde her şey süt liman değil. Gerilimler bu işin parçası. Ve ben burada şöyle bir kavram ortaya atıyorum. Hani Halit Hocam'la etkinlikten önce biraz sohbet etme imkanımız oldu. O Schumpeter'den bahsetti. Schumpeter'in yaratıcı yıkım kavramı var biliyorsunuz. Ben de bu anlamda biraz da ondan esinlenerek, biraz daha onu olumlayarak diyeyim, yapıcı gerilim, özellikle şirketler özelinde bunu ortaya atıyorum. Yani bizim aslında yapıcı gerilimlere ihtiyacımız var. Herkesin birbirini tasdiklediği ortamda inovasyon çok zorlaşıyor. Onun yerine hedefe dönük ekip içinde, özellikle core inovasyonu yapan ekiplerde gerilim noktalarına ihtiyacımız var. Bu gerilimlerin de böyle bizi yolu kırdırtacak şekilde, yolu bıraktıracak, yarı yoldan döndürtecek şekilde değil de bizi daha ileriye taşıyacak yapıcı gerilimler, ne diyelim, havasında, ortamında yapılması önemli. İşte bu da aslında açıkçası ikinci başlığı, şirketçi orkestrasyon başlığının önemini öne çıkartıyor. Dominant değil, daha böyle yapıcı, olumlayan. Ama grubun da daha ileriye gitmesi için nasıl, ne türden dokunuş yapmasını bilen, hani orkestra şeflerini düşünün. Bazen orkestra şefi çok böyle şiddetlidir, hissettirir yani o yaşadığı duygu. Bazen çok ılımlıdır, bazen güleçtir, sizi şeye çeker, yani ortama çeker gibi. Ya burada bir durumsallık önemli. O sebeple yapıcı gerilimler, tabii ki sürekli yapıcı gerilim olsun demiyorum ama bazen bu gerekiyor. Ve bunun da dengeli, planlı olması, yani böyle kaotik bir havada yapıcı olarak planlanması önemli. Bunları yaparsak ben şirketlerin pekala inovasyonda çok hızlı yol alabileceklerine inanıyorum. Şirketlerimizin yapısı buna çok müsait. Onun için hani inovasyon modellerini dışarıda aramamıza, tabii ki kitap, ben de çok okuyorum, bir sürü kitabı tarıyorum, bir sürü modeli tarıyorum ama kendi içimizden inşa edebileceğimiz pekala güzel modeller var. Ve burada aslında biz bu süreçte süper hero'lar, süpermenler, süper kahramanlar oldurtmaya çalıştığımız zaman da aslında inovasyon süreci baltalanıyor. Bizim onun yerine kolektif çabayı öne çıkartan, birlikte başarmayı öne çıkartan, birlikte yol almayı öne çıkartan bir Voltron
oluşturma çabasına geçmemiz gerekiyor. Bunlar mümkün. Bunların yapılabildiğini gösteren birçok Türk şirketi var. Böyle kademe kademe daha iyi bir noktaya doğru gideceğimize inanıyorum. Açıkçası ben de bunları bugün sizlerle paylaşma imkanı bulduğum için de son derece mutluyum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Doktor Hüseyin Güler Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu Entegre Global İş ve İnovasyon Direktörü. Hakikaten Hüseyin Bey, bir akademik dönemde anlatılabilecek konuları çok kısa süre içerisinde hap şeklinde vermiş oldunuz. Bu anlamda da tebrik ediyorum sizi. Çok güzel özetlediniz. Çok kıymetli katılımcılar, bir şeyi paylaşayım. Sayın Rektörümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Tamer Yılmaz şimdi yazdı bana. Sizlere saygı ve selamlarını iletiyor, sevgi ve selamlarını iletiyor. Kendisi de Ar-Ge inovasyon konusunda Türkiye'de önde gelen akademisyenlerden, teknik tarafta. İlerleyen zaman dilimlerinde Ar-Ge ve inovasyon tecrübesini sizlerle inşallah Sayın Rektörümüzle paylaşacaklar. Şimdi Sayın Doktor Hüseyin Güler Bey'in anlattıklarını ben aslında kısaca bir özetledikten sonra sizlerin yazdıklarına bakacağım. Sorularınızı Hüseyin Bey'e yönelteceğim ve görüş alışverişinde bulunacağız, bulmaya devam edeceğiz. Ya aslında firma özelinde, tabii firmalar özelinde konuşmaya çalıştığı ve genel olarak bu anlamda da inovasyonla ilgili, inovasyon yönetimiyle ilgili bilgilerini bizlerle paylaşmış oldu. Bir kere her şeyden önce şu vurgu önemli. Firmalar için inovasyon olayı ekonomik bir mecburiyet. Yani bu fantastik bir şey değil aslında. Ticari faaliyet gösteren ve kar ve zarar durumuyla karşı karşıya olan bizim ticari firmalarımız açısından inovasyon olayı bir mecburiyet, ekonomik bir mecburiyet. Mecburen biz inovasyon yapmak zorundayız. İster üretim firması olalım, ister hizmet firması olalım. Bir farklılık sağlamamız gerekiyor. Ayakta kalabilmemiz, varlığımızı devam ettirebilmemiz için mecburuz. Yani inovasyon yapmak durumundayız. Ürün ve hizmetlerde, yönetim tarzlarımızda, bakış açılarımızda, kullandığımız yöntemlerde bunu yapacağız, yapmak durumundayız. Hani %70 gibi bir oran vermişti Hüseyin Bey, çok da doğru bir oran o. Yani mevcutların iyileştirilmesiyle ilgili değil mi? Hani mevcut performansımızın devam ettirilmesine %70 odaklanıyoruz. %20 bir tık ileri götürmeyle ilgili zamanımızı ayırmamız lazım. %10 da tamamen hani yeni atılımlar, yeni fırsatlar peşinde koşmamız gerekiyor demişti. Doğru. Şimdi tabii vurguladığı bir husus daha var. Yenilik yapmak öyle akşamdan sabaha yapılacak bir şey değil. Vurgusunu da çok önemsiyorum. Yani sistematik bir çalışmayı gerektiriyor. Planlı bir çalışmayı gerektiriyor. Yani şöyle yapamayız. Hadi bakalım yenilik yapalım deyip sabaha ürün ve hizmet yenilik mi yapamayız? Yapamayız. Çok iyi planlama yapmamız gerekiyor. Biz hangi alanlarda yenilik yapacağız? Hangi ürünlerde yapacağız? Veya hangi hizmet alanlarında yenilik yapacağız? Bunlara karar vererek bununla ilgili planlamamızı yapıp kararlı bir şekilde arkasında durarak gerekli çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Bir kere yine vurguladığı husus çok önemli Hüseyin Bey. Yani müşteri istek ve beklentilerine dikkate almamız gerekir bizim. Yani bizim yeniliğimizi tetikleyen hususlardan birisi de elbette bizim çalışmalarımız, bizim fikirlerimiz, çalışanlarımızın önerileri önemli. Ama bunun yanında tabii müşteri istek ve beklentileri de önemli. Çünkü müşteriler aynı zamanda sizlerin ürün ve hizmetlerini kullanıyor. Sizin ürün ve hizmetlerinizle ilgili size geri dönüşler yaptığı gibi aynı zamanda rakiplerinizin ürün ve hizmetlerini de kullanarak size bir takım neler verebiliyorlar, geri beslemeler yapabiliyorlar veya fikirler verebiliyorlar. Yine çok çok önemli bir vurgulaması vardı. Ben onları özellikle dikkatimi çekti ve önümdeki kağıtlara not almıştım. Ya hakikaten şeylere ihtiyacımız var bizim. Bu iş için meraklı ve motivasyonu yüksek yöneticilere ve çalışanlara ihtiyacımız var. Başka türlü olmaz. Ha, tutkuyla aslında, tutkuyla bu işi yaşayan hem yöneticilere hem de çalışanlara ihtiyacımız var. Ki zaten hani kurum kültürü değil, inovasyon kültürünü oluşturmak bir noktada ancak böyle sürükleyici yönetici ve çalışanlarla, merak ve motivasyonu yüksek çalışanlarla mümkün olabilecek bir husus. Zaten hani bir yönetim bilimci olarak da şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
ya bizim yöneticilerimiz inanmıyor ise, bizim yöneticilerimiz arkasında durmuyor ise hiçbir uygulamayı tam anlamıyla ne yapamazsınız? Hiçbir inovasyonu diyelim, hiçbir yeniliği tam anlamıyla uygulamaya geçiremezsiniz. Vurgusunu yapmak isterim, yapmak isterim. Yine Hüseyin Bey'in tabii çok önemli bir tespiti vardı. O inovasyon kültürü kapsamında öneri sistemlerini açık hale getirmemiz lazım ki bazen farklı kaynaklarda da şey deniyor buna, yatay düşünceyi teşvik etmek lazım. İnsanlar rahat konuşabilsinler, rahat kendilerini ifade edebilsinler. Öneri getirmekten kaygılanmasınlar, korkmasınlar. Değil mi? Yani biz bu anlamda kanalları açık tutmamız gerekiyor. Yine tabii paylaşmamız gereken bir husus var burada. Özellikle tabii firma takım düzeyinde olayı ele aldığımız zaman çapraz fonksiyonel takımlar, proje takımları oluşturuyoruz. Oluşturmamız lazım inovasyon için. Yani bu ne demek? Farklı uzmanlıklara sahip arkadaşlarımızdan ekipler oluşturuyoruz. Yoksa yenilikçi fikirler yine ne yapmaz? Ortaya çıkmaz. Tabii dijital dönüşüm çağındayız. Uzun süredir bunu vurguluyoruz. Firmalarda artık var ama daha da destekleyerek, güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor. Güçlü IT altyapıları yani oluşturmamız lazım. Değil mi? Enformasyon teknolojisine yeterince yatırım yapmamız lazım. Startuplardan bahsetti. Artık öyle bir noktadayız ki bu dijital dönüşüm, dijital platformlar küçük işletmeleri bile küresel ticareti açabiliyor. Yani çok büyük yatırımlar yapmadan küçük o startuplar bile ne yapabiliyorlar? Kendilerini çok iyi bir şekilde pazarlayabiliyorlar ve unicorn'a daha sonra dönüşebiliyorlar. Ve aslında belki gözden kaçırmaması gereken çok önemli bir vurgusu daha vardı. Dedi ki bir anda olmuyor ya. Fırsatları kovalamamız lazım, takip etmemiz lazım. Drucker'dan sanırım örnek vermişti. Peter Drucker'dan örnek vermişti. Yani çok çaba sarf etmemiz lazım, çok çalışmamız lazım. Hani tesadüflerle sürekli olmaz. Fırsatlar onu kovalayanlara gelir. Onun peşinde değil mi? Çok çaba sarf edenlere gelir. Tabii bir üniversite tarafından bir akademisyen olarak ve 2002'den beri inovasyon yönetimi üzerine sürekli uluslararası düzeyde yayın yazan bir hoca olarak da şunu söylemem gerekir. Bu işi tabii birlikte yürütmemiz lazım. Yani iş dünyası ve üniversitelerin çok sıkı birlikte çalışması lazım. Yani gelişmiş ülkelere bakarsınız. Hem iş dünyası çok kuvvetlidir hem de üniversiteleri çok kuvvetlidir. İş dünyası kendi kafasına göre takılırsa, üniversiteler kendi kafasına göre takılırsa, ortak projeler, ortak çalışmalar yapmazsak iki tarafın da çok güçlü olamayacağını ve dünya markaları değil mi? Dünya markaları çıkartamayacağımızı ne yapabilirim, söyleyebilirim. Buna mecburuz. Daha fazla birlikte çalışmamız lazım. Daha fazla birlikte proje üretmemiz gerekiyor. Vurgusunu yapmış olayım. Hatta tabii Hüseyin Bey belki benden daha fazla o konuda şeydir, bilgileri tazedir. Önceden triple helix diyorduk. Yani üçlü sarmal model diyorduk. Üniversite iş dünyası, üniversite sanayi iş birliğinde. İşte devlet, ne diyelim, firmalar ve üniversiteler. O artık o aşama geçildi. Quadruple helix modeli, dörtlü sarmal modele gelindi. Artık ürün ve hizmetlerimizin toplumsal kullanıcıları da olayın içerisinde. Yani oluşturduğunuz o dijital platformlarda belki binlerce, milyonlarca müşterinin fikirlerini çok rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Hatta artık çevreye duyarlı noktaya geldik. Beşli sarmala gelmiş durumdayız. Quintuple diyorlar sanırım, ya telaffuzu sanırım öyleydi. Beşli sarmal model aşamasına gelmiş durumdayız. Ya yani buna mecburuz. Onu tekrar hatırlatmak isterim. Böyle tabii çok şeyler söyleyeyim diye ama ben bunları kısaca toparladıktan sonra sizin yazdıklarınızı okuyacağım ve Sayın Doktor Hüseyin Güler Bey'e onları yönetmeye çalışacağım. Evet, Şeyma Hanım, Şeyma Akbay, inovasyon ve Ar-Ge arasında dengeyi ya da etkileşimleri nasıl yönetiyorsunuz? Mesela inovasyon ile yeni proje fikirlerini direkt olarak Ar-Ge'ye mi aktardınız demiş Hüseyin Bey. Şöyle çok hızlı cevap vereyim hocam. Yani inovasyon ve Ar-Ge'yi aynı direktörlük içerisinde biz ele alıyoruz. Şimdi sunuşumda da bahsettim. Ar-Ge ekibimiz bizim bir teknoloji yol haritası üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Çok somut bir hedef listesi var. Öncelikler listesi var ve proje portföyümüzü
bu önceliklere göre dizayn etmiş oluyoruz. İnovasyon tarafında ise daha böyle bir tık daha serbest. Ar-Ge'de daha ekipler daha tanımlı iken inovasyon tarafında ekipler zaman içerisinde daha değişken olabiliyor her şeyden önce. Mesela yeni proje fikri direkt Ar-Ge'ye mi aktardınız? Yok, böyle olmuyor. Bu fikrin niteliğine göre değişiyor tabii ki. Bir defa doğrudan müşteri, yani şöyle şuna bakıyoruz. Burada bizim çalışacağımız konu bir iş modeli mi? Yani bir ihtiyacı iş modeline dönüştürmek mi? Ya da bir teknoloji geliştirmek mi diye soruyoruz. Veya ikisi bir arada üçüncü bir seçenek. İş modeli artı teknoloji geliştirmek mi diye soruyoruz. Eğer buradaki hikaye bir teknoloji geliştirme ise ki sunuşumda kısa videosunu gösterdiğim virüslere karşı etkin çözüm Safe Surface tamamen teknoloji geliştirmeyle alakalı bir şeydi. Onu Ar-Ge ekibimiz çalıştı. Ama bazı projelerde müşteri içgörüsünün sağlık, yani bize gelen o bilginin, fikrin doğrulanması gerekiyor. Eğer gelen fikirle alakalı bir potansiyel, öncü bir potansiyel hissiyatımız varsa, bu da hissiyattan çok bir şey söyleyemiyoruz maalesef, bir veri yok çünkü. Belirsizlik ve muğlaklıkta çalıştığımız için. Bunu kurum içi girişimcilik programına alıyoruz. Orada sunuşumda bahsettiğim tasarım odaklı düşünce, yalın yeni girişim ve çevik yönetim ilkelerini kullanarak fikir değer yaratma potansiyeli var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Burada tabii geçişkenlikler olabiliyor. Bazı projeleri Ar-Ge'ye alıyoruz. Ar-Ge'deki projeleri bazen inovasyona alabiliyoruz. Kaliteye alabiliyoruz. Kaliteden gelenler oluyor. Ya yani burada lineer bir sistemden bahsetmek mümkün değil Şeyma Hanım, ama önemli olan işte Peter Drucker'ın çerçevesini o sebeple paylaştım. Bilinçli bir çabayla bunları yapmak. Niçin yaptığımızı bilmek. Niçin ben bu çalışmaları yapıyorum? Nereye taşımak istiyorum? Buna yönelik de etkileşim kanallarını açmak, çalıştırmak. Bazen bu böyle hafiften kaotik bir ortamda oluşturuyor. Bence bu işin doğasında var, ama burada bilinçlilik de onu böyle çok kaotik seviyenin çok artmasına müsaade etmemek gerekiyor. Sonuç odaklılıktan kendimizi uzaklaştırmamamız gerekiyor. Buradaki mesele önce küçük kazanımlar, sonra görünür kazanımlar elde etmek. Evet. Yine Şeyma Hanım, inovasyona yatkın kişileri seçerken hangi parametrelere odaklanırsınız demiş. Burada kullandığımız beynelminel bilinen testler var. Yani birkaç aşamalı. Önce başvuru alıyoruz. O başvuruda arkadaşların inovasyona yatkınlıklarını tıpkı bir yüksek lisans programına veya doktora programına başvururken olduğu gibi neden burada yer almak istediklerini yazılı olarak ifade etmelerini istiyoruz. Birkaç çok basit sorular etrafında. Sonra bir teste giriliyor. Sonra mülakat oluyor. Üç aşamalı bir şeyi var, süreci var. Yani sadece tek bir teknik kullanmıyoruz kısacası. Evet, çok teşekkürler. Yine İbrahim Balın, benim de yine doktoradan öğrendiğim çok kıymetli bir arkadaşımız. B2B pazarın bir diğer yüzü, sektörlerinde benzer iş kollarında çalışan firmalarla ne gibi inovasyon çalışmalarında bulunmaktasınız diye sormuş. Şöyle. Evet, devam etmiş aslında, onu da okuyayım isterseniz. Evet. Bir örnekle betimler ise Elon Musk'ın kendi iş ekosistemlerinde anahtar firma olmasını sağlayan B2B'de rakip elektrikli araç üreticilerine ekipman, parça ve yazılım çözümleri sunması ile paralel faaliyetler mevcut mu ya da planları içerisindeler mi demiş. Şöyle, burada tabii ki iş birlikleri işin önemli bir parçası. Birkaç boyutta iş birliğimiz var. Kabaca 3 boyuttan bahsedebilirim. Bir tanesi stratejik iş ortakları diyebileceğimiz, inovasyon yapabildiğimiz tedarikçilerimiz var. Bunlar dünya çapında bilinen, teknolojisiyle üstün, kimya ve malzeme teknolojilerine önde gelen firmalar. Bazıları bu sektörlerin dışında da var. Hani dünyanın önde gelen, Fortune 500'e giren böyle 3 tane firmayla çok kapsamlı işbirliklerimiz var. Hayata geçirdiğimiz çözümler de var. Birlikte yürüttüğümüz Avrupa Birliği projeleri de var. Bir diğeri üniversiteler. Üniversitelerle derinlikli çalışmalar var. Burada daha çok teknoloji gelişmiş. Mesela stratejik işbirliği yaptığımız tedarikçiler daha çok pazara dönük çözüm veya ürün geliştirmeye odaklanırken üniversitelerle özgün teknoloji geliştirme tarafına odaklanıyoruz. Bir de küçük firmalar, teknopark firmalarıyla yaptığımız daha böyle hızlı çözüm geliştirme, hızlı ticaretleşme uygulamalarımız var. Bunlar da süreç içerisinde derinleşiyor. Burada
yakaladığımız birkaç tane güzel hikaye var. Mesela TÜSİAD Sanayi'de dijital dönüşüm programında ODTÜ Teknokent'ten Büyütek isimli startup'la işbirliği yaptık. Sonra bu arkadaşlar TOG projesine girdiler. Türkiye'nin Otomotiv Girişim Grup projesine girdiler. Aynı zamanda Fark Labs'tan 2,5 milyon euro yatırım aldılar. Bunlar güzel gelişmeler. Bizim de mutlu olduğumuz gelişmeler. Bize birlikte geliştirdiğimiz çözümle fabrikalarımızda değer yaratmaya devam ediyor. Evet. Yine Sayın Tuğba Şimşek Persan demişler ki inovasyona sıfırdan başlamak isteyenlere 101 bakış açısıyla hangi adımları takip etmelerini önerirsiniz? Şeklinde bir soru sormuş. Çok kolay. Bir tek şey söyleyeceğim. İnovasyon nedenini keşfetmek, niçin inovasyon yapmalıyız, hangi konuda inovasyon yapmalıyız, inovasyon eforumuzun işte %70'ini, %20'sini, %10'unu hangi kanallara derc etmeliyiz, bu konuda netlik sağlamak. Bence en öncelikli yapılması gereken şey budur. Bunun şirketin en üst düzeyden, daha doğrusu hiyerarşik olarak katmanlarında bunu inşa etmek. Yani bence bu bir yılsa bir yıl, iki yılsa iki yıl, hep buraya doğru çalışmak lazım. Burayı bu konuda netleşmeden ben nacizane diğer adımlara geçmeyi önermiyorum ama burada bir bunu yapabilmek için bir orkestrasyona ihtiyaç var. Yani sanki orada da bir ekip kurmak gerekiyor. Doğru, çok doğru. Sayın Alev Bilge, özlü ve etkin sunum için özellikle teşekkür etmiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İnovasyon yol haritasını sınıflandırdığınız 14 aşama için zaman takvim yönetimi yaklaşımıyla nasıl etkin olunabilir demiş. Zaman bu aşamalar için nasıl doğru kullanılabilir? Hızlı ve etkin olma önerileriniz nelerdir? Şeklinde bir soru yöneltmiş. Şöyle bizim anlattığım 14 adım işte 7 yılı aşkın 8 yıl hatta 2014'e evet. Çekersek bir spektruma ilişkin paylaşmıştım. Hani burada hızdan çok bence etkinlik daha önemli. Bazen hız bizi yanlış tercihlere götürebiliyor. O açıdan nacizane hızlı olmaktan çok etkili olmayı ben öneririm. Ve burada hani özellikle görünür kazanımlar, özellikle hızlı kazanımlar aşamasına gelene kadar çok daha hızlı gitmek önemli bence. Ama görünür kazanımlar aşamasında bunlar ikisini birer milestone olarak kabul edecek olursak küçük kazanımlar 8. aşamam, görünür kazanımlar 14. Mesela birden önce bir tabii ki bir 1 ve 2 arayış tarafı var. Bu sanıyorum en uzun süren taraf. Oradan hızlı kazanımlara daha çabuk geçebilmeliyiz. Ama oradan görünür kazanımlara geçmek çok ciddi bir süre alıyor. Yani orada mesela acele etmemek gerekiyor. Palyatif çözümlere geçmemek gerekiyor. İşte inovasyon tiyatrosu buralarda oluşuyor. Yani orada mesela sindire sindire, emin ola ola. Yani şimdi şeyden bahsetmeyi unuttum kıymetli Halit Hocam. Ya burada projelerde sponsorluk da çok önemli. Kimin sponsor olduğu. Yani bu bir sonraki aşamaya geçerken sponsorla hemfikir olarak, içerideki partnerlerimizle hemfikir olarak bu kararları vermek lazım. Yani bir an evvel ben performans sağlayayım dediğimizde yarın öbür gün o bize ters döngü olarak bir bedel olarak karşımıza gelebiliyor. Onun yerine bizim burada kendi iç partnerlerimizle ve sponsorlarımızla hemfikir olarak, onlarla empati yaparak, onların içgörüsünü alarak gerçekten istediğiniz çözüm oldu mu? Olmadıysa geriye dönerken yani bunları öğrenmek, yani bu döngüyü çalıştırmayı öğrenmek bence çok çok kritik. Buraları atlıyoruz çoğu zaman. Evet. Doğru, çok çok doğru. Sayın Fatih Çağrankaya şöyle bir soru sormuş. Gerçi konuşurken de genel olarak bilgi verdiniz ama belki bir özet yapabilirsiniz. İnovasyon faaliyetlerinin şirkette kalıcı olması için bahsettiğiniz entegrasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için inovasyon konularının şirkette hangi seviyede temsil edilmesi sizce uygun? Bence doğrudan CEO'ya bağlı bir düzeyde olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani güçlü bir profil olması gerekiyor. Yani doğrudan şirketin karar alma süreçlerine etki edebilecek, doğrudan CEO'ya rapor eden bir temsiliyet. Bunun adı farklı olabilir ama hani benim görüşüm bu şekilde. Evet, destekliyorum. Tabii üst düzeyde sahiplenilmesi gerekiyor. Çünkü inovasyon yani bu sonuçta. Demin bir ara benim de söylediğim gibi üst yönetim arkasında durmazsa hiçbir yeniliği ne yapamazsınız. İstenilen zaman diliminde uygulamaya geçiremezsiniz.
Hocam burada ben bir katkı yapayım. Tabii tabii çok sevinirim. Söylediğinize katılıyorum. Bunun bir devamı da var nacizane. Bizlerin de yani işin profesyonelleri olarak da o güven ortamını oluşturacak içerikler sunabilmemiz lazım. Yani o sebeple birinci evet. aşama çok önemli. Hani inovasyon vizyonu netliği. O bu sadece üst yönetimin bu vizyonu belirlemesini kastetmiyorum. Yani bizim de kendimizi üst yönetimin şirket hedefleriyle uyumlaştırmamız çok çok önemli. Gerekiyor, şirket tabii. hedeflerine hizmet eden bir bakış açısı ortaya koymamız çok çok önemli. Tabii. Alt birimlerin de bunu yapması lazım. Çok katılıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Sayın Hülya Kalacıoğlu, Hülya Hoca bize teşekkür etmiş. Hüseyin Bey hem sizlerimize, bana. Ben de çok teşekkür ediyorum kıymetli hocamıza. Sayın Merve Baran, merhabalar. Hizmet sektöründe AVM sektörü demiş parantez içerisinde. İnovasyonu şirket kültürü haline getirebilmek için nasıl bir başlangıç yapılabilir? İnovasyona ihtiyaç duyulan alanları nasıl ortaya çıkartabiliriz? Diye bir soru yöneltmiş. Şöyle, gene birinci aşamaya dönelim. Önce neden inovasyon yapmak istediğimizi keşfetmek. Ki bence hizmet sektörü, ben azından kendi sektörüme kıyaslamam gerekirse inovasyonu çok daha yoğun yapması gereken bir sektör. Çünkü nihai müşteriye her gün dokunan, günün işte 12 saatinde dokunan bir yapısı var. Dolayısıyla bizim öncelikle şu soruyu sormak önemli. Biz neden inovasyon yapmak istiyoruz? İlla inovasyon demek zorunda da değiliz arkadaşlar bu arada. Şöyle soralım. Neden farklılaşmak istiyoruz? Gelecekte neyi farklı yapmak istiyoruz? Diğer AVM'lerden farkımızı nasıl ortaya koymak istiyoruz? Bu sorularla başlatmak, bu soruları her düzeyde tartıştırmak, hatta AVM çalışanların çocukları düzeyinde tartıştırmak, yani buralardan başlamak ve farkındalığı oluşturmak bence çok çok kritik. Yani nedenimiz, hani Simon Sinek diyor ya, önce nedenini keşfet diyor. Ya bir nedenimizi keşfetmek burada çok çok önemli. Araçları kullanmak yerine neden tarafından başlamak. Bu mümkün, gayet de yapılabilir. Evet, yani zaten sorulardan birisi, biz firma olarak hangi konularda inovasyon yapacağız? Her konuda da inovasyon yapılmayı istedi. Ona karar vermemiz gerekiyor. Sayın Emir Has Servetçi, Torun Metal'den teşekkürlerini sunmuş sunum için. İnovasyon projelerinin finansal çıktılarını nasıl ölçümlüyorsunuz? Tabii iş adamı olunca direkt bir şeye odaklanıyor. Çıktılara odaklanılıyor ister istemez. Bunun için bir sistematik geliştirdiniz mi? Şeklinde bir soru yaratmış. Şöyle, şu birkaç tane yöntem var. Daha doğrusu bir tek finansal, parasal olarak bakmamak gerekiyor sevgili Emir Has Servetçi. Şimdi bir tanesi, bir defa mesela ARGE tarafında baktığımızda ARGE çıktılarını direkt olarak finansal çıktıya endekslemek doğru değil. Yani ARGE'yi direkt bir gelir merkezi olarak konumlandırmak doğru değil ama totalde inovasyonu bir gelir merkezine dönüştürebiliriz. Yani bütün şirketin inovasyon eforunu. Şimdi böyle baktığımızda birkaç bölüme bunu bölebiliriz. Bir tanesi az evvel işte bahsettiğim proje portföyündeki işlerden bir kısmı yeni bilgi üretme üzerine olacaktır. Yani hiç bende olmayan bilgiyi üretebilecek duruma gelmem. Yeni bir teknoloji üretmem. Sonra o teknolojiyi bir tasarruf, şirket içerisindeki süreçlerde veya işte kullandığım malzemelerde bir tasarruf yapıcı duruma nasıl getirebilirim? Veya o teknolojiyi kullanarak ben şu ana kadar yapmış olduğum, tedarikçilerden yapmış olduğum alımlarımı nasıl daha maliyetimi düşürebilirim? Şimdi bunların hepsinin işte finansal çıktı hesabına katılması gerekiyor. Öbür taraftan da yeni lansmanın yaptığım projelerinde ürettiği değer ne? Ki buna da değeri de gene bir marka değeri olarak bakabiliriz. Finansal sonuç olarak bakabiliriz. Ciro olarak, kar olarak. Ya bu tamamen şirket üst yönetimiyle müzakere edilmesi gereken bir süreç. Ama müzakereyi burada direkt olarak hani şu kadar gelir getireceğim üzerinden yapmak yetersiz olur arkadaşlar. İşin bir bilgi üretimi tarafı var, teknoloji üretimi tarafı var, tasarruf tarafı var. Birden fazla boyutu var kısacası. Evet. Sayın Selim Gül'ün bir sorusu var. ISO 24. Mobilya Komite Başkanı, yanlış okumuyorum isim. Şimdi tabii sizin firmaya da atıf yapmış. Sunto, MDF ve benzeri üreten bir dizi firmaya bir takım
müeyyideler de uygulanıyor. Ben biraz yumuşatayım. Cezalar falan oluyor zaman zaman. Ve yargıda da bazen bu kesinleşiyor demiş. Buna rağmen tüm bu firmalar ticari odak kısmındaki çevik yaklaşımları devam ettirmekte ve iç piyasa fiyatlarını dışarı sattığı kurla eşitleme gayretiyle devam etmekte. Ve yeni trend yoluyla sektörde en büyük rakibiniz Çin'e ihraç ediyorsunuz. Bu sizce yerli sanayi açısından nasıl değerlendirilir, kabul edilebilir bir durum mudur demiş. Şimdi Selim Bey'in düşüncesine saygı duyuyorum. Önemli de bir görevi var ama bu aktardığı konuda eksik bilgiler var. Bunu yüz yüze kendisiyle sohbet ederiz. Buradaki hikayeye total bir değer zinciri üzerinden bakmak gerekiyor. Hani sonuçta mobilya sektörüyle bizim sektörümüz etle tırnak gibidir. Yani bu ikisinden bir tanesini ayrıştırırsak buradaki bizim dünya çapındaki rekabetçi gücümüz zayıflar diye düşünüyorum. Nitekim hani baktığımızda bu sene için özellikle mobilya sektöründeki duruma baktığımızda Çin'deki tedarik zincirinin bir tık olumsuz etkilenmesi dolayısıyla Türkiye'nin elde ettiği bir rekabetçi üstünlük oluşmaya başladı ki bu bence çok kıymetli bir şey. Örneğin Amerika'ya olan ihracatımız çok önemli ölçüde arttı. Bunun artmasında önemli etkenlerden bir tanesi de kanaatimce bizim özellikle mobilya sektörüne girdi sağlayan yan sanayilerin bu durumdaki mevcut kapasite düzeyleri, gelişmişlik düzeyleri ki biz mesela mobilya sektörünün gelişim patikasına, gelişim yolculuğuna çok inanıyoruz ve bu anlamda hani biz mesela yeni yatırımlar anons ettik bu süreçte. Ya olayın birçok boyutu var. Hani direkt bir konuya indirgeyerek yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada Selim Bey'le bir spekülasyona girmek istemiyorum ama burada bahsettiği bilgilerde eksik bilgiler var. Yani birbirimizi suçlamak, itham etmek yerine biz sinerjiyi nasıl arttırırız, birbirimizi nasıl güçlendiririz, böyle bakmanın daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Aksinin bizi aşağı çekeceğine inanıyorum. O açıdan da ben burada sinerji yaratma tarafında kalmayı tercih ediyorum. Herhangi bir spekülasyona girmiyorum ama buradaki bahsettiği bilgilerde de eksiklikler olduğunda, çok net eksiklikler olduğunda ifade etmek durumundayım. Evet, zaten hani görüş alışverişleri bu anlamda da çok kıymetli. Sayın Ömer Durmuş tam da bizim bugünkü topiğimize, yani konumuza uygun bir soru yöneltmiş. Genelde biz hani geleneksel sektörlerde inovasyon kültürü inşa etme üzerine konuşuyoruz. Çok disiplinli bir ortam yaratmak geleneksel kültürün en zor ikna olacağı durum gibi görünüyor demiş. Sizce bir fikir için ideal ekosistem yaratmak için geleneksel sektörlerde ilk nereye bakmak gerek? Yani diyor ki sizin gibi sektörlerde kültürü değiştirmek çok kolay değil, geleneksel sektörlerde demek istiyor. O zaman nereden basmak lazım demiş. İdeal ekosistemi yaratmak için. Şöyle yani gerçekten inovasyona ihtiyacımız olduğunu ikna etmek. Yani neden tarafına. Onun için de küçük başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Kendi içimizden yani biz bunu yapabiliriz bakış açısını oluşturacak bir özgüvene ihtiyacımız var. Bunlar mesela siz Hüseyin Hocam şeyi paylaşıyor musunuz çalışanlarınızla zaman zaman mesela firmanın geçmişteki başarı ve başarısızlık hikayelerini? Hocam şöyle yapıyoruz. Bizim kendi içimizde mesela özellikle Arge tarafında başarısızlıklarımızı konuştuğumuz seanslar var. Tabii. Yani bunlar çok kıymetli oluyor. Onlar çok kıymetli tabii. Tabii çok zor aslında bunu konuşmak. Bu açmak lazım. Çünkü buraları masaya yatıramıyorsanız aslında gelişim fırsatını ıskalıyorsunuz demek oluyor. Ama özellikle başlarken olumsuz taraftan değil, olumlu taraftan bakmak bence kıymetli. Hani inovasyon derinliği arttıkça başarısızlık hikayelerini açmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama başlarken küçük kazanımlar yaratılabilecek doneler keşfetmek, bunların üzerine gitmek. Burada bence dış bilgi entegrasyonu çok önemli. Mesela işte üniversite bilgisinin şirkete hızlı entegrasyonu bence çok önemli. Hani çünkü kapasitemiz yeterli olmayabilir başlangıç noktasında. Arge ve inovasyonda sonuç almak için ama burada bizim gerçekten güvenli iş ortaklarımız kimlerse güvendiğimiz onları hızlı bir şekilde sürece katarak onlarla bir böyle bir açılım yaratmak ama zaman içerisinde bunu kendi tarafımıza doğru yani kendi öz yetkinliklerimize kazandıracak şekilde kanalize etmek kritik. Yani burada
bir inovasyon nedenimizi keşfetmektim. İkincisi küçük başarı hikayeleri oluşturmak. Eğer beceri bende yoksa dışarıdan güvendiğim kaynaklarda destek almak. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hakan da çok zevkli gidiyor. Çok da ilgi var. Sohbet kısmını da bir açıyorum. Mesela öngörü bazlı inovasyon mu yoksa sorun bazlı inovasyon mu daha fazla kuruma fayda sağlar demiş Musa Bey. Yanlış okumadıysam. Bence öngörü bazlı inovasyon mu yoksa sorun bazlı inovasyon mu diyor. İkisi de ama evet. Eğer biz müşterilerimize hızlı ulaşmak istiyorsak, sahada penetrasyonu hızlı olabilecek inovasyonlar yapmak istiyorsak Halit Hocam, orada müşteri beklentilerinden yola çıkan işler yani sorunlardan yola çıkarak projeleri dizayn etmek kanaatimce daha sağlıklı olur. Çünkü öngörülerden yola çıkarak bu sürece adım atmak bizi yarın öbür gün ürünü geliştirdikten sonra pazar inşa etme durumuyla karşı karşıya bırakır ki o hiç de kolay bir şey değil yani pazarı inşa etmek. Evet. Ya merak edilen şeyi sormuş arkadaşlar. O ikinci üçlü kimdi? Evet. Paylaşayım hocam. Onları paylaşayım. Hemen onu bekliyordum bu soruyu da. Hemen onu da paylaşayım. Şöyle üç isim ekrana yansıdı herhalde. Şu anda. Yansıdı evet. Evet. Kutaraki, Japon mühendislik firması Sony'nin teknoloji uzmanlarından biriydi. Ve aslında bugün özellikle gençlerin çok kullandığı PlayStation'ı geliştiren kişi ki eski yani eminim sizler bilirsiniz. Belki genç arkadaşlar hatırlamayabilir ama tape teknolojisinin dünya deviydi yani Sony. İşte Walkman'ı çıkaran. Öyle bir dönemde tape'lerin, kaset çalarların yok sattığı bir dönemde Ken Kutaragi üzerinden aslında bir kurum içi girişimcidir kendisi. Bu yönüyle işte Steve Jobs, Elon Musk ve Bill Gates'ten ayrılı bir kurum içi girişimci olarak şirketi yepyeni bir alana yatırım yapması konusunda ikna etti. Şimdi milyar dolarlık bir iş. Bak birçok milyar dolarlık diyeyim. Spencer Silver 3M'de kimyager iken Post-it'i geliştirdi. Onun da aşağı yukarı 10 yıllık bir hikayesi var. Belki başka bir toplantıda anlatırım. Bu da çok büyük bir başarısızlık hikayesinden Post-it'i geliştirdi. Üçüncüsü de Paul Bucket. Google'ın 23. çalışanıyken ki Google bir arama motoru olarak kendini konumlandırmış iken o dönemde işte Hotmail'lerin, işte Yahoo'ların olduğu bir dönemde Google'ı ki aslında hiç de inovatif görünmeyen bir alana yani Gmail'i geliştirmesine ikna etti ve bugün aslında Gmail hepimizin hayatının bir parçası neredeyse. Bu üç isim bunlar. Bunların özelliği serbest girişimci kimlikleriyle değil ama kurum içi yani bir fiilen bir profesyonel çalışan kimlikleriyle şirkete değer yaratacak milyar dolarlık işleri geliştirebilmiş olmaları, üst yönetimle uyumlanmış olmaları, şirket stratejilerine katkı yapmış olmalarıdır. Evet zaten hani şirket içi girişimcilik de çok önemli. Intra-entrepreneurship olarak ifade ediliyor. Ki hani biz çalışanlarımızın da o girişimci yönlerini hep teşvik etmemiz lazım. Kısmını da zaten hem siz vurgulamıştınız hem de ben vurgulamıştım. Yine bir soru. %70 mevcudu korumak amaçlı sorun bazlı inovasyon, %20 %10 öngörü bazı inovasyon kurma fayda sağlayacaktır diye bir çıkarım doğru olur mu? Demiş. Bir Merve Hanım sanırım demiş. Olabilir. Yani çok hızlı cevap vermemiz gerekir. Evet olabilir. Evet şimdi bakıyorum. Herhalde büyük ölçüde soruları yansıttık gibi gözüküyor. Evet süremizi de açtık hocam. Süremizi açtık çünkü çok ilgi var. O zaman toparlayalım. Çok kıymetli paydaşlarımız, çok kıymetli katılımcılarımız İstanbul Sanayi Odası'nın İnovasyon Vizyon Buluşmaları serisinin ikincisiydi bugün. Ve bugün geleneksel sektörlerde inovasyon kültürü inşa etmek üzerine konuştuk. Sizlerin de sorularını, görüşlerini aldık. Burada onları da değerlendirdik. Bugün bize çok kıymetli bilgilerini paylaşan Kastamonu Entek'te Global İş ve İnovasyon Direktörü, Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü Sayın Doktor Hüseyin Güler misafir oldu. Hakikaten yıllarca edinmiş olduğu know-how'ını bizimle
paylaştı Hüseyin Bey. Bu kadar komplike bir konuyu çok da güzel özetledi. Hap şeklinde bilgilerini bizimle paylaştı. Biz kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize katılımlarınız için, sorularınız için, katkılarınız için de teşekkür ediyorum kıymetli katılımcılarımız. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Başka bir programda görüşmek ümidiyle.